Bitkilerde yüzlerce farklı renk tonu nasıl oluşur? Gördüğünüz gibi buradaki lalelerin birçok farklı rengi bulunuyor. Ve hepsinin de yaprakları gayet simetrik ve hepsi de son derece estetik görünüyor. Kuşkusuz bu bitkiler malik oldukları bu özellikleriyle Allah'ın yaratma sanatının delillerinden biridir. Bu çiçekleri görüp de hayranlık duymamak mümkün değil. Peki bu harika çiçeklerin farklı farklı renkleri nasıl oluşuyor? Her maddenin yansıttığı renk, o maddenin sahip olduğu pigment moleküllerine bağlıdır. Yeşil bitkilerdeki pigment molekülü klorofil maddesidir. Bunun yanı sıra bitkilerde başka renkleri oluşturan pigmentler de bulunuyor. Ve bu farklı pigment türleri buradaki lalelerde de olduğu gibi bitkilerde gördüğümüz o muhteşem renk çeşitliliğinin oluşmasını sağlıyor. Bitkinin kendisine renk veren pigmentlerin bilgisi, yaratılışlarında, bitkilerin DNA'larında kodlanmıştır. Bu yüzden bir bitki türü dünyanın neresine gidilirse gidilsin, hep aynı özellikleri taşıyor. Dünyanın her yerindeki portakalların rengi aynıdır. Şekilleri ve kabuklarının dokusu aynıdır. Portakalın kabuğunun içinde bulunan, içi turuncu renkli, kokulu, şekerli su dolu torbacıkları oluşturan şeffaf zarın rengi dünyanın hiçbir yerinde değişmez. Muzlar dünyanın her yerinde aynıdır. Domatesler kırmızı, güller, menekşeler, karanfiller hep aynıdır. Dünyanın neresine giderseniz gidin, doğal olarak yetişen bir çileğin farklı bir renk taşıdığını göremezsiniz. Dünyanın her yerindeki çileklerin DNA'sında onları bildiğimiz çilek haline getiren özellikler mevcuttur. Çileğin rengi, kokusu, lezzeti hep aynıdır. Bu harika bir düzendir. Böyle bir düzenin kendi kendine rastgele mutasyonlarla oluştuğunu iddia etmek, akla ve mantığa tamamen aykırıdır. Yeryüzündeki saymakla bitiremeyeceğimiz çeşitlilikteki bitkiler, milyonlarca yıldır ne zaman, ne yapmaları gerektiğini, tohumlarında saklı program sayesinde unutmadan, yanılmadan uyguluyorlar. Hiçbir zaman bir kiraz çekirdeğinden şeftali ağacı çıkmamış, limon ağacına ait bir tohumdan çilek gelişmemiştir. Beyni, gözü, aklı olmayan bir tahta parçasının, böylesine kusursuz işleyen bir programı kendi kendisine uyguluyor olması, elbette ki imkansızdır. Milyonlarca yıldır kusursuzca devam eden bu sistemin tesadüflerin başarısı olduğunu düşünmek ise akıl sahibi herkesin komik bulacağı bir düşüncedir. Tüm bitkileri, çiçekleri, sebzeleri, meyveleri bu güzellikte ve mükemmellikte yaratan Allah'tır.